Selam arkadaşlar. Yeni bir derste yine karşınızdayız. Bu dersimizde anahtar kelimeleri bulma yollarını örneklerle göstermeye başlayabiliriz. Küçük bir hatırlatma, kanalımıza destek olmak için abone değilsek abone olmayı unutmayalım. İlk sorumuzla başlayalım. Soru değinilmemiştir sorusu. Bakalım bu tür sorularda anahtar kelimeleri nasıl bulacağız? Bu parçada Hababam sınıfı bizim konumuz, dikkat, ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Burada yapacağımız en doğru iş, en doğru adım mutlaka seçenekleri önce okuyup metni sonra okumak olmalı. Ne aradığımızı bilmek ya da aradığımızı bulduğumuz anda seçeneği elemek adına yapacağımız en doğru iş budur. Metni okuyup tekrar seçeneklere gitmememiz lazım. Hemen bakalım nasıl yapacağız bunu. Başarısında nelerin etkili olduğu, bir başarı var ve etkili olan unsurlar, altını çizdik. Seyircinin iç dünyasındaki tesiri, seyirciye tesiri, Türk sinemasında yarattığı etki, edebi eserden sinemaya uyarlandığı, uyarlama mı değil mi dikkat edeceğiz. Farklı kuşaklara hitap ettiği, bu da farklılıkların, farklı kuşakların içinde olduğu bir cümleyi işaret edecek bize. Hemen bakalım hangi kavramlarla hangi seçeneği eşleştireceğimize. Edebiyatımızın dediği anda unutulmaz eseri Hababam Sınıfı, dünün video izleyicisinden bugünün 3 boyutlu sinema tutkunlarına, milyonların gönlünde taht kuralı 40 yılı geçiyor. Buradan iki seçenek elenecek. Birincisi, bir edebi eserden sinemaya uyarlandı. Evet, bugünün video izleyicisi diyor. Bu bir. İkincisi, dün video izleyicilerine hitap ediyordu. Bugün 3 boyutlu sinema tutkunlarına. Yani burada farklı kuşakları bize işaret eden bir durum var. Bahsettiğimiz işte soru hazırlayıcısının bulduğu ifade burada. Bu ifade aslında burada yer alıyordu. Soru hazırlayıcı onu farklı kuşaklar diye anahtar hale getirmiş. Biz de bunu bulduğumuz anda işaretleyip seçeneği eleyebiliyoruz. Her zaman zevkle izlediğimiz, kahkahalar attığımız, içimizi ısıtan Hababam Sınıfı hepimizden bir parça bulundurur. Neden insanları etkiliyor? Neden insanların içini ısıtıyor? Herkesten bir parça içinde yer aldığı için seyircinin iç dünyasındaki tesiri içini ısıtıyor. Buradaki içini ısıtmak mecazi bir anlamdır, ancak seçeneği elememize yeterlidir çünkü seyircinin içini ısıtıyor. Devam edelim. Filmin bu başarısında yazarı başarı dediği anda hemen A seçeneğine ne yapıyoruz? Odaklanıyoruz. Yazarı Rıfat Ilgaz kadar yönetmeni Ertem Eğilmez'in de rolü büyüktür. Rıfat Ilgaz'ın rolü var, Ertem Eğilmez'in rolü var. Dolayısıyla başarısında etkili olan neler var burada? İki kişi var. Hem yazar hem de yönetmen. Yani A seçeneğini de eleyebiliriz. Geriye tek bir seçenek kalıyor. Soruyu çözmüş olarak aslında sınavda ilerleyebilirdik. Vicdani rahatlık için okuyalım ve netleştirelim. Belirtilmesi gereken bir husus da filmin hepimizin aşina olduğu müziğidir. Başarıya etki etmiş demektir bu da. Yavaş çalındığında insana hüzün, hızlı çalındığında coşku veren ve Hababam Sınıfı'nı zihnimize kazıyan müzik Melih Kibar'ın bestesidir. Demek ki yazarı, yönetmeni ve bestekarı, film müziğinin bestekarı bunun başarısında etkili olmuştur. Ancak biz iki tane görmüştük. Bu da bunu netleştirmeye yeterdi. Devam edelim. Müzisyen bu eseriyle Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film müziği ödülünü almıştır. Diğer unsurlara işaret eden başka bir şey görmedik. Sonu neymiş? Başarıya etkili olan sebeplermiş. Anahtar ifadeler eşleştirildiği anda cevabı metnin ortasına kadar bulma ihtimalimiz olabilir. Her soruda böyle olacak diye bir durum yok. En azından metni bitirsek de diğerlerinin neden olduğunu kanıtlayarak ya da neden olmadığını kanıtlayarak çözmek bizi rahat bir şekilde diğer soruya geçirecektir. Bakın burası çok önemli. Diğer soruya geçerken bir önceki soruyu akılda tutmak ya da zihnin ona takılı kalması yeni geçtiğin soruyu çözmende sana zarar verecektir. Dolayısıyla sağlam adımlarla soru çözmek, uçarak kaçarak çok kısa zamanda çözmek yerine daha doğru bir yol olacaktır. Burada da bunu vurgulamış olalım. Bir asıl anlatılmak istenen sorusu var karşımızda. Burada anahtar kelimelerimizi nasıl bulacağız? Hemen bakalım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki anahtar kelimemizin birinin altı zaten çizilmiş.
Asıl anlatılmak istenen. Anlatılmak istenen ifadesini doğru anlamalıyız. Bu şöyle bir temsille anlatılabilir. Bir parmak bize bir yeri işaret ediyor olabilir. Asıl anlatılmak istenen aslında işaret ettiği yerdir. Dolayısıyla burada dikkat edeceğimiz mesele bizim aradığımız cevabın işaret edilen yer olduğudur. Ancak burada gözden kaçırmamamız gereken parmağa önce bakmamız gerektiği. Yani parmağa bakıp kendimize yön tayin edip asıl gösterilmek istenen yeri ancak böyle bulabiliriz. Dolayısıyla burada anahtar ifadeleri bu doğrultuda arayalım. Hemen bakalım. Günümüzde hizmet sektöründen iş dünyasına, çocuk yetiştirmeden sanat üretimine. Bakın bu ifade bana diyor ki ben sonunda söyleyeceğim neyin önemli olduğunu. Oradan buraya, buradan şuraya kadar her alanda tatmine, sorunsuz biçimde varabilme yollarının arayışı içindeyiz. Bakın burada önemli tatmin, yani kişinin kendini gerçekleştirmesi olarak değerlendirebiliriz bunu. Everest'te tırmananlar, maraton koşanlar, yoğun ve disiplinli bir çalışmanın sonunda alanlarında ustalaşanlar ise yolun sonunda hissettikleri mutluluk kadar. Bakın burada önemli bir ifade var. Kadar ifadesi. Yani bunlar ustalaşmış, sonuna varmış, tepeye çıkmış, disiplinli bir çalışma sonucunda bunlara erişmiş, yolun sonunda hissettikleri bir mutluluk var. Bunun kadar dediği anda buradan sonraki ifade bir mutluluk daha olduğunu gösteriyor. Ama bu mutluluk nasıl bir mutluluk? Terazi gibi düşünürsek buraya kadar söylediği mutluluk neyse bundan sonra söyleyeceği de aynısıdır. Çünkü burada ne vardır? Kadar vardır. Dikkat edelim. Devam edelim. Yol boyunca yaşadıkları belirsizliklerden ve aştıkları engellerden, belirsizlikler ve aştıkları engellerden de coşkuyla söz ederler. Yani bu belirsizlikler ve engeller de aslında onlara bir mutluluk veriyor. Dikkat edelim. Belki ilk bakışta çelişki gibi görünen bu durum çoğu zaman gayet iyi giden bir işte veya ilişkide farkında olmadan pürüzler yaratmamızı açıklayabilir. Burada asıl önemli olan unsurların altını çizdik. Bu bir çelişki gibi görünse de yol sırasında yaşanılan belirsizlikler ve aşılan engeller de yolun sonundaki mutluluk kadar değerli. Şimdi burada asıl anlatılmak isteneni gördük. Bir şeyler işaret ediliyor. Seçeneklerde doğru kavramları bulmalıyız. Hemen bakalım. Sonucu değerli kılan, sonucun değerli olması dikkat edersek önemli bir şekilde vurgulanmamıştır. Sonuçtan bahsedilmiş ama değerli olması bir şarta bağlanmamış yukarıda. Bu bize aslında hemen bu seçeneği eletebilir. Devam edelim. Süreç içindeki öngörülemeyen güçlüklerin üstesinden gelmektir. Şimdi aslında bunların üstesinden gelmek kadardan sonraki kısımdı. Asıl mutluluk burada ama bunun kadar bir de bir mutluluk var. O da o öngörülemeyenlerdi ki sadece öngörülemeyenle özetlenebilir mi? Hadi özetlendi diyelim. Ancak bu bir şarta bağlanıp bunlar asıl mutluluk denmemiş. Bu mutluluk kadar bunlar da mutluluk denmiş. Dolayısıyla zaten bu ön planda olan bir durum değil. Bu bir. İkincisi şart zaten aslında bu seçeneği bize eletirdi. Bakın buradaki ifadeler anahtar bir şekilde özetlendiğinde bir şart var burada. Dolayısıyla metinde böyle bir şarta bağlanmamıştı. Eleyebilirdik. B'ye bakalım. İsteklere kolayca ve fazla emek harcamadan ulaşmak zaten bahsedilmiyordu. İstekler bir kere yok. Bunlara kolayca ulaşmak yok. Fazla emek harcamadan ulaşmak hiç yok. Bunu hemen eleyebiliriz. Bilinç dışı dürtüler hemen ele. Neden? Bu da olmayacağını gösteren bir anahtar ifadedir. Çünkü yukarıda bilinç dışı bir durum yok. D'ye bakalım. Sonuç kadar sürece odaklanarak engelleri aşmak da doyuma ulaşmada önemlidir. Şimdi ben burada kadarı gördüm. Önemli bir anahtar kelime. Sonuç kadar, yani sonuç olumlu, sonuçta ustalaştılar. Bunun kadar önemli olan sürece odaklanarak bu süreçte engelleri aşmak da doyuma ulaşmada önemlidir ki bu DDA da aslında buradaki teraziyi bize gösterir. Bu ne kadarsa bu da o kadar anlamı var. Bu DDA bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim aslında oluşturduğumuz anlam
anahtar terazi diyelim yukarıdaki, burada meydana geldi. Kadar burada en önemli unsurdu. Cevabı bulmuş olduk. E neden olmaz? Ona da bakalım. Onun hatırı kalmasın. Çeşitli düzeylerde, çeşitli düzeylerde güçlükler. Güçlüklerin düzeylerinden bahsedilmemiş. Buradan hemen eleyebilirdik. Bunlarla mücadele etmek sorun çözme gücünü arttırır. Sorun çözme yetisi yukarıda bahsedilen bir unsur, bir durum değildi. Buradan da bunu eleyebilirdik. Bu soruyu bu şekilde çözmek biraz size geniş bir şekilde çözüm olarak gelebilir. Ancak öğrenmek, yolu öğrenmek bir sonraki seferde işinizi kolaylaştıracaktır. Buradan bir örnek verelim. Hız yarışlarında arabalar önce bir tur atarlar. Orada sıralama turudur o aslında. Ancak aynı zamanda o pistin tanınmasını da sağlar. Bir sonraki turda daha hızlıdırlar. Bunu unutmayalım. Siz de bu soruları böyle çöze çöze bunda yeti kazanacağınızdan emin olabilirsiniz diyelim ve devam edelim. Bir örnek daha, hemen bakalım bu parçaya göre yazarın çaresizliği aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik? Soru kökünde anahtar ifademizi belli etmeliyiz. Burada yazarın bir çaresizliği var. İşin içerisinde çaresizlik var. Bu şu demek, metinde ben bu çaresizlikten bahsettim. Hangisidir diye soruyorum. Aşağıda da ben sana aynısını soruyorum. O zaman burada dikkat etmen gereken bir şey var. Yukarıda anlatıldığı şekilde seçeneklerde bunu görmeyeceğiz. Burada birinci adım şu. Bu ne anlatıyor? Bunu bulmam lazım. İkinci adım, anlattığı şeyi nasıl ifade etmiş seçeneklerde buna karar vermem lazım. Dolayısıyla ben ne anlattığını doğru belirlemeliyim. Burada üçüncü ve en önemli unsur ise dört tanesi cevap değil. Bu dört tanesi cevap olmayan dört şık bana anahtar ifadelerle kesin cevap olmayacaklarını mutlaka ifade etmeli. Çünkü bu soru nasıl hazırlanmış? Metin ortaya çıkmış. Bu metnin soru hazırlanması için seçildiğini anlıyoruz. Hangi alanda seçilmiş? İşte konusunun şekil değiştirerek seçeneklerde verilmesi yoluyla seçilmiş. Burada bir çaresizlik var. Ben bu çaresizliği farklı ifadelerle seçeneklere yerleştirdim. Ancak dördünün olmaması lazım. İşte buraya da mutlaka kesin ama kesin arada bırakmayacak şekilde olmayacağını gösterecek anahtar ifadeler koymuş olmalıyım. Yani doğru anahtar ifadeleri bulurken olmamasını sağlayacak anahtar ifadeleri de kaçırmayalım. Hemen bakalım. Yazı çoğu zaman içimizde taşıdığımız olağanüstü duygu ve düşüncelerin soluk ve eksik yansımasından başka bir şey değildir. İçimizde çok büyük olağanüstü şeyler taşıyoruz. Anlattığımız ise bunun soluk ve eksik yansıması. Buraya bir yansıma gelecek. Bu yansıma nasıl olacak? Eksik olacak. Parçanın tamamı olmayacak burada ve aynı zamanda da soluk olacak. Aynı şekilde gelmemiş olacak. Burada solukluk aslında bir renk olarak düşünmeyelim bunu. Anlam olarak daha az anlam, daha yoğun olarak değerlendirebiliriz. Devam edelim. Bu yansıma karmaşık ve çok katmanlı bir bütünden kopup gelen parçacıklardır. Küçük bir parçasıymış demekti. Doğru çizmişiz. Devam edelim. Yazının meselesi, yazarın esinlendiği o karmaşık dediği bu. Dikkat. O karmaşık ve çok katmanlı bütün dediği de bu. Orada öylece durur. Orada durdu. Ancak işte asıl söyleyeceği yer burada. İfade burada geçecek. Yazarın çaresizliği dediği anda anahtar kelimeyi burada da gördük. Ne demiştik? Mutlaka çaresizlik metinde verilmişti. Bu bütünden sadece bir parçayla yetinmek zorunda kalmak. Yani bununla yetiniyor. Yetinmek. Bakın burada diğer kelime yetinmek olacak. Önemlidir. Anahtar kelimemiz yetinmektir burada. Peki neyle yetiniyor yazar? Bu çaresizlik dediği anda burada asıl meseleyi veriyor. Bu bütünden sadece bir parçayla yetinmek zorunda. Dikkat. Devam edelim. Hemen şıklara bakalım. Coşkuyla yazıya döktüğü deneyimlerinin pek az kişi tarafından takdir görmesi. Bir kere coşkuyla yazıya dökmek yok. Burada bir anahtar ifade bize bunun cevap olmayacağını gösterir. Bu bir. İkincisi, deneyimler belki kafamızı karıştırabilir. Yazıya döktüğü deneyimler, çünkü yazarın içidir ya da dışıdır. Neyse artık, kendi yaşadıklarıdır. Pek az kişi. Dikkat edersek burada yukarıda metinde sadece yazar var. Okuyucu yok. Yani okuyucuya bakan yönden bahsedilmediği için buradan da eleyebilirdik. Takdir görmek
etmek yukarıda bahsedilen bir durum değildi. Buradan da eleyebilirdik. Yani birkaç aşamada bu seçeneği ilk okuduğumuz anda eleyebilirdik. Biri mutlaka gözümüze takılabilirdi. B'ye bakalım. Herkese hitap etme. Şimdi dikkat edersek insanlara seslenme ya da hitap etme yukarıda yoktu. Buradan eleyebilirdik. Devam edelim. Herkese hitap etmeyi başardığında bile, başarıdan bahsetmiyor bir kere, yazdıklarının kalıcılıktan, kalıcılık yukarıda var mıydı? Yoktu. Bu da bizim elememizi sağlayacak bir anahtar ifadeydi. Eledik geçtik. C'ye geldik. Yaşantı ve deneyimlerinin yazara baktığı için bu taraflar yukarıda dediğimiz gibi aklımızı karıştırabilecek bir durumdur. Devam edelim. Gerisi ne diyor? Yaşantı ve deneyimlerinin ancak sınırlı neydi bu? Yetinmek diyordu bize. Neyle yetinmekti? Bütünün bir parçasıyla yetinmekti. Sınırlı bir bölümünü yazdıklarına aktarabilmesi. Yazarın çaresizliği buydu. Bütünden sadece bir parçayla yetinmek. Buna net karar veremedik mi? Yanına işaret bırakalım. Diğerlerinin kesin olmaması bunu kesinleştirecektir. Hemen D'ye bakalım. Yapıtın anlamının, yapıt dedi bak. Dikkat edersen yukarıda yazarın çaresizliği vardı. Yazar üzerinde duruluyordu. Yapıt değil. Değildi. Buradan eleyebilirdik. Anlamının ve değerinin bir kere yapıt yoktu zaten, anlamı da değeri de olmayacağı için buradan da eleyebilirdik. Kendisi kadar okurlarına da bağlı olması, okurlar zaten işin içinde yoktu. Dolayısıyla buradan da eleyebilirdik. Birkaç aşamada bu seçeneğin de olmayacağını gösterdik. E'ye bakalım. Anlatabileceklerini kısıtlayan, kısıtlama burada bizim kafamızı karıştırabilirdi. Devam edeceğiz o yüzden. Sansür ve dış kontrol mekanizmalarının olması, onu sınırlayan bunlar değil, sadece bir parçayla yetinmek zorunda kalmak. Dolayısıyla bu da yön olarak aynı yönde olmadığı için bu kelimelerle, bu anahtar ifadelerle elenebilirdi. C'de eğer net değilsek diğerleri bizi netleştirirdi. Cevabımız C idi. İşaretleyip devam edebilirdik. Biz de devam edelim diğer sorularla. İki metin karşılaştırma sorusu, hemen bakalım. Buradaki anahtar kelimeleri nasıl bulacağız? Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi yapacağımız en doğru iş bu parçaların ne anlattığına bakmak ve ne için anlattığına karar vermek olacak. Yani bu tür sorularda hangisi üzerinde duracağımızı parçaları okurken karar vermemiz lazım. Ki burada nasıl anlattığı da aslında işin içerisine girebilir parçaların durumuna göre. Hemen bakalım. Zaman zaman televizyonlarda toplu balina ölümlerine ilişkin haberler, balina ölümü, burada konumuz bu. Haberler karaya vurmuş balina görüntüleriyle, karaya vurma var dikkat, görüntüleriyle karşımıza çıkar. Araştırmalar, araştırma yapılmış, demek ki burada yukarıda verilenin sebebi verilecek diyebiliriz. Bu ölümlere okyanusların endüstriyel kimyasal atıklarla kirletilmesi, suların bulanıklaşması ve yanlış avlanmalar gibi etkenlerin sebep olduğu, yani balinaların karaya vurup ölmesinin sebeplerinden bahsedilmiş. Sebepleri neler? Burada sıralanmış. Diğerine bakalım. Balinalar, konumuz yine balinalar demektir. Devam edelim. Okyanusta yüzerken kafalarının ön kısmından gönderilen elektromanyetik dalgalarla yönlerini bulurlar. Yukarıda karaya vururlar demişti, sebeplerini vermişti. Burada da yönlerini bulurlar diyor. Devamında ne diyecek? Bu özelliklerinden hem bulanık sularda yüzerken hem de göç ederken yararlanırlar. Devam edeceğiz. Buraya kadar farklı bir yönüne baktığını gördük. Yukarıda yön bulamadıklarından ne yapmışlardı? Karaya oturmuşlardı, karaya vurmuşlardı. Burada da ne oluyor? Nasıl yön buluyorlardan bahsetti buraya kadar. Devam edeceğiz. Ancak zaman zaman dünyanın manyetik alanının değişmesi ya da balinalardaki yön bulma sisteminin hastalık sonucu bozulması nedeniyle yönlerini tayin etmekte sorun yaşarlar, karaya vururlar. Mesela burada ortaklaştı bir konu var. İkisinde de balinaların karaya vurmaları. Bu konuda yukarıdaki metinde sebep olarak endüstriyel kimyasal atıklarla kirlenme, suların bulanıklaşması verilmişken, ki yanlış anlaşılma da var. Buradaki sebep bir olarak diyelim mesela, bir de bir sebep verilmiş.
2'de başka bir sebep verilmiş. Buradaki sebep ne? Hastalık sonucu yön tayin etme yetileri bozuluyor ya da ne diyelim, manyetik alanın, dünyanın manyetik alanının değişmesi. Konu aynı mı? Aynı. Karaya vurmalarının birincisinde farklı sebebi, ikincisinde farklı sebebi. Anahtar kelimelerle bunları bulduk. Şimdi hangisi neden olmaz? Anahtar ifadelerle gösterelim. A'ya bakıyoruz. Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediği. Bir kere farklı görüş yok. Bir. Birbirini desteklemek yok. İki. Buradan eleyebilirdik. Geçtik bu seçeneği. B'ye bakalım. İki farklı konu hemen sileriz. Gerisine bakmamıza gerek yok çünkü konu bir. C'ye bakalım. Aynı olgu olabilir mi? Olabilir. Konu olarak bunu soru hazırlayıcı değerlendirmiş olabilir. Farklı yönleriyle farklı yönler denilince karaya vurmak, buraya yerleştirin, aynı olgu. Farklı yönler sebep olarak bir sebep, sebep olarak ikinci sebep. Olabilir mi? Olabilir. Değerlendirip ele alınmaktadır bu şekilde. Evet, birindeki sebep farklı bir sebep, diğerindeki farklı. Olabilir mi? Olabilir. Yanına işareti koyduk. Netleştiremedik diyelim sınavda. D'ye bakarız. Aynı düşünceyi olabilir mi? Olabilir. Pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sunulmaktadır. Şimdi dikkat edersek yukarıda bir kere sebep var. Örnek yok. Dolayısıyla buradan eleyebilirdik. Aynı düşünce ve pekiştirmenin de olmadığını söylersek buradan da eleyebildiğimizi söyleyebilirdik. Aynı düşünceye takılmayalım. E'ye bakalım. Farklı üsluplar. İkisindeki üslup da aynı, bilgilendirici üslupları var ya da kelimeler o şekilde seçilmiş. Üslup olarak farklılık yoktur diyebiliriz, buradan eleyebilirdik. Kullansalar da konuyu benzer nedenlerle açıklama. Eğer buradan eleyemeseydik benzer nedenler dediği için buradan eleyebilirdik. Çünkü ikisinde farklı nedenler verilmiş, C'nin netleştiği ortaya çıkmış olur bu şekilde. Bu sorularda neden olmayacağına dair anahtar ifadeler de işimizi kolaylaştıracaktır diyelim ve bu dersimizin, bu videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur, faydalı bir ders olmuştur. Yeni videolarımızda, yeni derslerimizde buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.